Caleb adındaki çocuk korkunç bir kaza sonucunda beyin yaralanması geçirdi. Kazadan sonra 6 yaşındaki çocuğun kaburgalarının alınması gerekti. Ne yazık ki doktorlar hiçbir umut ışığı göremiyordu ve işler gittikçe daha da kötüye gidiyordu. Tez sonuçları kötüydü ve kimsenin umudu kalmamıştı. Aile de, doktorlar da son umutlarını yitirmek üzereyken bir doktor bir terapi önerdi. Ama ilk başta bu terapi bir işe yarayacağı benzemiyordu. Caleb'in ailesi, yapılan bu tıbbi tedaviler işe yaramamışken bu nasıl işe yarasın diye düşünüyordu. Ama ardından yapacak başka bir şey kalmayınca aile bu terapiyi kabul etti ve bir mucize olmasını beklediler. Ardından terapi seansı başladı ve Kolonel adındaki köpek odaya girdi. Bir hayvan Caleb'i nasıl iyileştirebilirdi ki? Köpek geldikten sonra doktor köpeği Caleb'in yanına yatırdı. Kolonel adındaki Golden Retriever daha önce nice insanın hayatını kurtarmış, Danes ailesinin köpeğiydi. Kolonel daha önce hastaların iyileşmesine yardımcı olmuştu ve bu da doktorların hayvan terapisine sıcak bakmasına sebep olmuştu. İlk başta aile umutsuzdu, hayvan terapisinin işe yarayacağını hiç düşünmüyorlardı. Ama yapacak başka bir şey olmayınca son çare olarak bu terapiyi kabul ettiler. Evcil hayvan terapisi, önceden var olan insan-hayvan bağı üzerinde kuruludur. Arkadaş canlısı bir hayvanla etkileşim kurmak birçok fiziksel ve zihinsel sorunlara yardımcı olabilir. Kan basıncını düşürmeye ve genel kardiyovasküler sağlığı iyileştirmeye yardımcı olabilir. Ayrıca sakinleştirici bir etki yaratan endorfinleri de serbest bırakabilir. Bu ağrıyı hafifletmeye, stresi azaltmaya ve genel psikolojik durumunuzu iyileştirmeye yardımcı olabilir. Evcil hayvan terapisinde en çok köpekler ve kediler kullanılır. Ancak yunus, yine domuzu, at ve eleme kriterlerini karşılayan diğer hayvanlar da kullanılabilir. Seçilen hayvanın türü, bir kişinin tedavi planının hedeflerine bağlıdır. Terapi seansları başladıktan sonra Caleb'in ailesi de, doktorlar da bu terapinin işe yaramasını ummaktan başka bir şey yapmadan beklediler. Bu terapi işe yarayacak mıydı, yoksa 6 yaşındaki Caleb hayatının kalanını felçli olarak mı geçirecekti? Köpek Caleb'in yanına uzanır uzanmaz Caleb'in beyni çalışmaya başladı ve bedeninin kontrolünü yavaş yavaş da olsa geri kazanmaya başladı. Caleb köpekle yalnızca birkaç saat geçirmiş olsa da bu terapinin etkisi bir ömür boyu devam edecekti. Hastane ortamı Caleb için fazla bunaltıcıydı ama Kolonel bir anda onun hayatına neşe katmıştı. İlk terapi seansının ardından hastane çalışanları Caleb'in durumunda gözle görülür bir iyileşme fark etti. Sonraki birkaç seansta Caleb ellerini açıp yanındaki hayvana sarılacak kadar kontrolünü kazanmıştı. Bu yaralı çocuk yanındaki köpekle oyun oynamak istiyor gibiydi. Kolonel'in varlığı bu çocuğun hayata yeniden tutunmasını sağlamıştı. Köpeğin Caleb üzerindeki inkar edilemez etkisi günden güne daha da belli oluyordu. Bu durum herkesi şaşırtmıştı. Kimse hayvan terapisinin bu kadar etkili olmasını beklemiyordu. Biz hayvanları yalnızca hayatımıza neşe katan canlılar olarak düşünürüz. Onlardan şifa bulmayı hiç ummayız. Caleb'in ailesi çocuklarının hayatının geri kalanını felçli geçireceğini ya da daha da kötüsü çocuklarına veda etmeleri gerekeceğini düşünüyordu. Ama basit bir hayvan terapisiyle Caleb yeniden hayata dönmüştü. Kolonel Caleb'e yaşam enerjisi mi vermişti? Doktorlara göre evet. Doktorlar, Caleb'in hareket edebilme yeteneğini geri kazanmasının tek sebebinin Kolonel olduğunu düşünüyor. Hayatta umudumuzu kaybetmemize yol açacak 1 milyon şey bulabiliriz. En iyimser insan bile zaman zaman umudunu kaybetmeye yaklaşabilir. Ama tüm bunlardan sonra bir hayvan bile bizim kurtarıcımız olabilir ve kaybettiğimiz umudu bize geri kazandırabilir. En karanlık gecenin bile bir sabah olduğunu asla unutmamalıyız.